Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 5 farklı niş içerik analizlerinden bahsedeceğim. Bu içerikler belirli bir alanda yoğun ilgi gören ve az kişinin farkında olduğu konuları kapsıyor. Yani peki neden niş içerik bu kadar önemli? İlgi odaklı içerik, az rekabet, kendi alanınızda otorite, takipçi ilişkileri ve kişisel dokunuş olarak aslında biz bunları 5'e ayırabiliriz niş içeriklerle. Niş içerik nedir? Az video, çok kitle. Orta video, yani 100-150 bandında video, yine çok kitle. Yani bu şekilde eğer ki elde ediyorsanız bunların hepsi bir nevi niş içerik oluyor. Ha, aradan sıyrılan içerikler var mı? Var. Bir içeriği daha kaliteli yaparsanız aradan sıyrılabilirsiniz. Peki bunları da nasıl yapılacağını gelirsek, bunu da Instagram hesabımı takip ederseniz orada da paylaşımlara başlayacağım. Nasıl yapıldığına dair hemen kısa. Bunları da o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi 5 tane niş içeriği incelemeye gelelim. İlk içeriğimiz Dime diye bir kanal. Şimdi bu kanal ne yapmış? 148 videoda 530 bin abone elde etmiş. Şurada hemen yazıyor. Bir de 2022 yılında kurulmuş. Yani dehşet rakamlar bunlar. Şimdi bir gelelim bakalım ne kadar kazandığını. Sonra bir kanal analizini hemen yapalım. Dime burada. Bakın, hiç yabana atılmayacak rakam. En düşükten hesap etsek aylık 5000 doları var bunun. Günlük kazançlara bakın. Ki takriben de bu kadar değildir yani. Bu hemen hemen 700 dolarları vesaireleri bulur bunun günlük kazancı. Yani müthiş bir rakam ya. Neyse. Bu kanal ne yapıyor? Sesi açmıyorum doğal olarak. Basketbol. Amerikalıların ilgisini çeken ne? Amerikan futbolu, basketbol, işte magazin, haber kanalları. Size de bir tane daha fikir vereyim. Pop Diddy olayını araştırın. Şu anda Amerika o olaylarla çalkalanıyor. Eğer ki siz de Pop Diddy gibi bir içerikler üretirseniz, yani magazinsel, öyle diyeyim, direkt ivme kazanabilir kanalınız. Gördüğünüz üzere bakın. Direkt basketbol capsleri. Alın. Yapay zekayı da seslendirmiş. Olay bitmiş. Alın bu kanalı inceleyin. Nasıl yapıldığında zaten aklınızda kurulur. Bu şekilde editlerle siz de yapabilirsiniz. Geçiyorum ikinci kanalıma. Decades of History diye bir kanal. 23 videoda 4000 abone. Bunu da göstermek istedim. Çünkü çok az videoya güzel abone elde etmiş arkadaş. Ne zaman kurulmuş? 2023. Neredeyse senenin başında. İçerik. Bir de 2 ay önce video atmış, bir daha da atmamış. Eğer ki bu videoya devam etse demek ki bu kanal uçuşa geçecekmiş. Ama bırakmış nedense. Eski arabalar. Bakın. Number 10. Yani top 10 gibi bir şey. 10 best araba. Bakın. Hemen Türkçeleştiriyorum. 10 en çirkin arabası 70'lerin. Görmeniz gereken en iyi 10 60'ların araba reklamı. Ya çok basit kurgularla ve basit şeylerle, yani insanlar direkt bu şekilde 23 videoda kitleyi kazanabiliyor. Her zaman diyorum, bunların herkes yapıp da bizim yapamayacağımız şeyin olmaması lazım. Sonuçta girişimcilikte kopya çekmek serbest ama sınavda kopya çekemezsiniz. Şimdi ne kadar kazanıyor, hemen ona bakayım, hemen onu inceleyeceğim. Nerede? Search burada. Günlük 66 dolar. Hadi ben 100 dolar diyeyim size. Ve eksiye inmiş 324 dolar. Çünkü 2 aydan beri de video
şey yapmıyor. Mesela bakın. Çok çok düşmüş. Yani alacağım bu kanalı aslında. Diyeceksin ki böyle böyle ya, uçuşa geçirelim. Neyse, devam ediyorum. Aklınızda fikir olsun. Üçüncü kanalım. 2Ant20. Şunu da kopyalayayım. 8 videoya 45 bin abone. Ne yapmış bu arkadaş? Brexit failed the UK. Brexit'ten çıkış. United Kingdom'un, İngiltere'nin. Bu da Kanada'nın karanlık yüzü. Avustralya'nın karanlık yüzü büyük ihtimal. Lost Generation Amerika. Amerika'nın karanlık yüzü. Yiyecekleri şey yapmış. 4 gün önce 10 bin görüntülenme. Shorts'a bakalım hemen. 709'a 810. Yani bunların için atmış tamam, anlayamadım ama. Neyse. 2 ay önce 331 bin abone. 4 ay önce 2 milyon abone. 6 ay önce 2.1 milyon görüntülenme. Abone diyorum, pardon. Görüntülenme. Yani görüntülenme de efsane. 8 videoda 45 bin abone. Şaka gibi. Neyse, devam. Ne kadar kazanmış? Günde veya 28 günde, pardon, günde diyorum. 28 günde, yani 900-950 dolar desek. Hadi 1000 dolar diyelim ya. 1000 dolar. Bizde şu anda 2 asgari ücret yapıyor 1000 dolar. Ya bence hiç yaban atılacak bir şey değil. Sadece istikrar, sabır, bir de şu kanalı analiz edip bakın. Analizi de nasıl yapacağınız onu da hemen göstereyim. Bir tane grafik koymuş arkadaş. Bir. Bakın hemen bir. Altyazıyı açtım, gördünüz. İki. Grafiklere devam etmiş. Üç. Bu ne kadar? Bak dört. Geçişleri dikkat edin. Geçişleri aklınıza tutun. Beş. Çünkü niye? Şimdi kitleyi elde tutmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir, geçişlere de bakmanız gerekiyor değil mi? Kitle durmadan hep aynı yayını, mesela aynı bu görüntüyü izlemek zorunda değil. Çünkü sıkılır. Bak 7-8 tane geçiş oldu. Devam ediyor geçişlere. Arada bir infografik veriyor ki şey yapasınız. Hani anlayın. Karşılaştırmayı yapasınız diye. Hong Kong ve Sydney arasında market fiyatlarıdır belki. Nasıl geldik diyor mesela. Bu Avustralya'nın karanlık tarafı. Ah, girişi yaptı. Avustralya'yı tanıtıyor şimdi. Başta ne yaptı? Size sunacağı her şeyi önden bir ön sezi veya ön sezi diyorum. Ön gösterim verdi. Sonrasında ana konuya girdi. Ya diyorsun şimdi dur bakalım bir izleyelim diye ben şimdi durdum 50 saniye 1 dakika sonra izlemeye başlıyorum mesela. Çok güzel değil mi? Bunları bu şekilde de analiz edebilirsiniz. Yeter ki oturun 1 saat 1,5 saat biraz kafa yorsanız bu işlere inanın bana yol kat edeceğinizden eminim. İşte vaktim olsa ben yapacağım yani o dereceyim. Neyse biraz da kısa bir hemen ufak bir eğitimden geçip direkt bunu da tamam baktık. Bir sonraki yayına geçiyorum. This 14 video 516 bin abone. Vay be. Çok iyi. Ne yapmış bu arkadaş? Neler yapmış? Hisse senetleri, mıknatıs nedir? O görüntü de Star Wars'un canavarıydı bu arada. Metot 1. Bakın sadece infografik kullanmış gibi geliyordu. Bakayım. Açacağız videosunu, bakacağız. Kuantum bilgisayarı nasıl oluşturulur? Kızları elde etmenin bilimi 2,5 milyon insan izlemiş. Bluetooth nasıl var oluyor? 3.1 milyon 9 ay önce yapmış. 1.7 milyon. Ya izlenmelere bak. Müthiş derecede çok iyi izlenmeler. Şimdi bir tane kızları elde etme sanatına bakayım. 2,5 milyon. Çok izlen. Hatta dur. Bunu değil. 3.1 Bluetooth efsane izlenmiş. Neden? 3,5 dakikalık bir video 3.1 milyon izlenmiş 9 ay önce. Ya bu yapay zekalı. Bunların hepsi yapay zeka. Bu birleştirmeler. Bu çocuk da yapay zekadır yani. Altyazıları açalım, evet.
Yani sırf grafik ve infografik bir sesi açmam lazım. Alın yapay zeka. Bildiğimiz yapay zekalı devam. Neyse bu arkadaş ne kadar kazanıyor? Bu bilinmiş. Türkçesi de iyiymiş. This. Geldik. Uf, çok iyi. Yok ya, bir kanal için bence çok iyi. Yani dediğim gibi yine ayda 1000 dolar kazansa bu arkadaş, iki asgari ücret yapıyor. Bence de çok çok iyi paralar. Neyse ya, yani çok iyi paralar değil ama bizim Türkiye için pasif gelir, ek gelir, bunu zamanla evrilip çevirirseniz tamamıyla geliriniz olur. Son Blacks diye bakın ya, yani bu banner, logo müthiş. Arkadaş bildiğimiz Paint'te elle çizmiş. Çok mantıklı bir şey yapmış. Evet, bu arkadaşımız 40 videoda 9000 abonesi olmuş. 40 videoda. Yani arada bir bunları da veriyorum ki niş içerik aslında fikri olsun diye. Ve dur bakayım. Abi, bir ay önce bakın. Bir ay önce hiç bir istikrarlı davransa bu arkadaş bence güzel olurmuş. Neyse. Neler yanlış gitti? Dyson 2.5 milyar sterlinlik elektrikli araba hatası. Alın bunu Türkçe'ye uyarlayın mesela. Onu da yapabilirsiniz. ChatGPT var. ChatGPT'ye yazdırın metni. Bir sonraki videomda size mesela şu İngilizce ev video. Bu İngilizce videonun yazılarını nasıl alacağınızı onlara göstereceğim. Bu yazıları alıp ChatGPT'yi Türkçeleştirin, bir de özgünleştirin yazıları. Grafikleri tabi aynı grafik kullanmayın. İster seslendirin, ister yapay zekayı seslendirin. Grafikleştirin ve direkt Türkçe olarak yayınlayın. Abi diyorum size, girişimcilikte kopya çekmek serbest. Bakalım hemen şuna bakayım, ses yine yapay zeka. Al. Yani artık elimizde yapay zekalar var. Geçiyorum. Çok iyi. Hiç fena değil. Yani adam hiç video atmadığı halde bu kadar gelir elde ediyor ayda. Yani anlamış değilim. Bizler olsak, video atsak, inanın bana ivme kazandırırız bu şeye. Söyleyiverin YouTube'a. Şimdi 5 tane içerik ürettim. Ürettim diyorum. 5 tane içeriği sizlere gösterdim, niş fikrini. Instagram'ımı takip ederseniz geri kalan bütün hepsini oradan sizlere yayınlayacağım ve göstereceğim. Muhakkak ki Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmına Instagram'ı yazıyorum. Yorumlara da isteğiniz varsa yazın. Kanal analizi yapmak istiyorsanız da o kanalları da atabilirsiniz. Direkt yazabilirsiniz. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.